Merhaba değerli konuklarımız, izleyicilerimiz. Diroid'la İşin Geleceği Sohbetleri serimizin bir yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün insan kaynaklarının geleceği adına insan kaynakları fonksiyonları departmanları bekleyen yepyeni riskleri ele alacağız. Ve konuğum, ekip arkadaşım Diroid Risk Danışmanlığı direktörlerimizden Murat Günaydın. Murat hoş geldin. Merhabalar, nasılsın? Teşekkürler Cem, hoş bulduk. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen de iyisindir inşallah. Ben de iyiyim. Bugün teşekkürler. Konuşacağımız konu biraz aslında hepimizin son dönemlerde dikkate alması gereken hayatımızdaki değişikliklere göre hem birey anlamında hem de şirketler anlamında aksiyon almamız gereken alanlar. Genelde böyle risk kelimesi ifade edilince o 4 hafta kelime insanlar biraz korkuyorlar, endişe duyuyorlar ama Evet. Biz amacımız bugün hazırlamak değil mi şirketleri ve çalışanları bu konuda? Aynen öyle. Risk aslında içerisinde tehdit barındırdığı kadar fırsat da barındırıyor. Tehditlerle beraber fırsatları da görebilmek aslında bir farkındalık yaratmak bizim amacımız. Bu anlamda da bugün yerimiz döndüğünce bilgi vermeye çalışacağız dinleyicilerimize. Mükemmel. O zaman dilersen hemen bize de şirketlerin üst yöneticilerinden, insan kaynakları fonksiyonlarından, hissedarlardan, yatırımcılardan çok sık gelen bir soru var. Ben onunla başlamak istiyorum. Malum yani 15 aydır çok özel bir dönemden geçiyor Türkiye. Dünya belki biraz daha uzun bir dönemdir. Pandemi. Pandemiyle birlikte ortaya çıkan ve insan kaynakları departmanlarını zorlamaya başlayan, yetenek yönetimini biraz daha böyle çetrefilli hale getiren yeni riskler var mı? Bu riskler neler? Biraz gözlemlerinizi yani risk danışmanlığı ekibi olarak sen onları temsilen paylaşır mısın bizle? Tabii ki seve seve. Çok teşekkürler soru için. Yani insan kaynakları birimleri zaten normal şartlar altında da birbirinden farklı kapsamda ve büyüklükte risklerle karşı karşıya olan birimler. Şirketlerin ajandasına gelen her yeni konu, her bir yeni bilinmez, tüm iş süreçlerini etkilediği gibi insan kaynakları birimlerini de etkiliyor zaten. İçinden geçtiğimiz pandemi süreci ve hala daha etrafımızı sarmakta olan bu belirsizlik durumu iş ve özel yaşam dengesizliği işte ve hepimizin üzerine ve organizasyonlarda etkilerini hissettiriyor. Daha da hissettirmeye de devam edecek gibi duruyor aslında bakarsanız. Ben sorduğun soru kapsamında öncelikle birkaç tanesine değinmek istiyorum. Benim en fazla karşı karşıya kaldığım işleri düşündüğümde. İlk madde olarak işe alım süreçlerini bir ele alalım isterim. Bu dönemde aslında işe alım süreçleri çoğunlukla çevrimiçi ortamlardan yapıldı. Bu nedenle de karşılıklı işte yüz yüze bir etkileşim olmadan, vücut dilini net olarak tartamadan alımlar da gerçekleştirildi. Tabii ki insan kaynakları profesyonelleri bu anlamda bu tarz süreçlerin yıllardan beri içerisinde oldukları için görüşmelerde birçok işareti anlayabilme, anlamlandırabilme kapasitelerine sahipler. Ancak karşı karşıya içerisinde olan atmosfer çevrim içi ortamlarda aynı şekilde çok aynı tatta ulaşamıyor. Siz de takdir edersiniz ki adayların süreci hazırlanma ve kendilerinin görüşme sırasında anlatma adımları da ifade etme adımları da nispeten karşı karşıya olan ortamlardan daha farklı işleyebiliyor. Bu ve bunun gibi nedenlerle hatalı işe alımların yapılabildiği ya da adayın yeterince değerlendirilemediği süreçlerin yaşandığını söyleyebiliriz. Bir diğer başlık olarak aklıma gelen zaman yönetimi süreci var. Burada da özellikle geleneksel bakış açısına sahip yöneticilerin de en büyük kaygılarından biri olarak ortaya çıkan işte çalışanım şu anda ne yapıyor? İşte verdiğim işle mi ilgileniyor yoksa işle ilgili olmayan farklı bir şeyle mi uğraşıyor gibi soruların oluştuğunu duyuyoruz, öğreniyoruz çevremizden de. Aslında bakarsanız eğer bu konu bir risk olarak değerlendirilecekse uzaktan veya yakından olması ya da personel nerede olursa olsun her daim aslında karşı karşıya olduğumuz bir risk eğer risk olarak düşünüyorsak bunu. Çalışanın iş disiplini, görev bilinci zaten yerli yerinde değilse ya da tamamen farklı sebeplerle çalışanlar zaten mesai saatleri içerisinde iş dışı farklı aktivitelerle uğraşıyorlarsa yani bu zaten karşı karşıya olduğumuz gayet bilinir, görünür bir risk. Bunun içinden geçtiğimiz dönemin birebir yansıması olarak görmek bence çok doğru değil o anlamda. Tabii bu dönemde artan bir risk mi? Evet, orası öyle kesinlikle. Tabii ki iş yerinden uzakta çalışanlar için işten uzaklaşmanın daha kolay olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Ama işini doğru yapan, sorumluluk sahibi kişiler için bunların ben geçerli olmadığını düşünüyorum şahsen. Burada da ilk maddeye bağlamak doğru olabilir. Doğru bir işe alın. Buradaki riskleri de bence minimize edecektir diye düşünüyorum ben. Bir diğer konu olarak performans yönetimi ve yetenek yönetimi konusunda birkaç cümle söylemek istiyorum. Özellikle uzaktan çalışmaya, esnek çalışmaya geçen kurumlarda birebir etkileşim oldukça azaldı.
insanlar birbirlerine dokunamıyorlar. Bir şey söylediğinde karşısındakinin tepkisini anlayabilmek ya da en basitinden gerçekten kendini dinlediğinden bile emin olamadığımız bir iletişim ortamından geçiyoruz. Bu taraftan baktığımızda da etkileşim içinde olmanın bir uzantısı olarak yöneticiler birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının neler yaptığını en etkin şekilde ölçebiliyorlar mı? Bu da bir kafalarda oluşan bir diğer soru. İnsan kaynakları bu süreçte ne kadar etkin mekanizmalar kurgulamış durumda? Bu sorular öne çıkıyor bence. Genel perspektiften baktığımızda da performans sadece verilen işi zamanında ve tam olarak yerine getirmekte ölçülememeli diye düşünüyorum ben. Ölçülmemeli diye düşünüyorum. Performans aynı zamanda bir adım ötesine geçebilmek ve çalışanın ne yaptığını görebilmek ve gözlemlemek yoluyla da ölçülmeli. Birbirinden uzakta çalışan ekiplerde bu anlamda bu değerlendirmeyi yapabilmek çok kolay değil ve ekstra bir efor istiyor. Sadece performans dönemlerinde yapılan bir değerlendirme. Yani her ne kadar normal şartlar altında da olmaması gereken bir yaklaşım olsa da uzaktan çalışılan ortamlarda daha da uzak durmamız gereken bir işleyiş bence. Bu bakımdan performansı daha net anlayabilmek adına daha sık bir araya gelmeye çalışmak, iş, proje, rutin sorumluluklar haricinde yürütülmekte olan görevler, işte kariyer gelişimi adına yapılan diğer yatırımlar, çalışmalar, eğitimler gibi konularda da ekiplerle daha geniş içerikli görüşmeler gerçekleştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunları kayda geçirmek, sonrasında takip etmek, çalışanlara bu anlamda gelişim hedefleri koymak ve en önemlisi bu yönde desteklemek gerekir diye düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm diğer yandan, iyi performans bence kendini uzaktan da olsa, yakından da olsa bir şekilde belli ediyor. Yani fark yaratan bir kişi bir şekilde parlıyor. Ama şunu da söylemek lazım, bazı yeteneklerin parlaması için özen gösterilmesi veya fırsat da verilmesi gerekiyor. Her çalışan aynı şeyde değil, seviyede de değil o anlamda ya da aynı yaklaşımda yönetilemeyebiliyor. Bu yönde insan kaynakları bilimlerinde birim yöneticilerinde büyük sorumlulukları var. Çalışanlara bu parlayabilecekleri ortamları sağlayabilmek ve destek olabilmek adına diye düşünüyorum. Son dönemde gördüğüm konulardan bir tanesi de yine aidiyet duygusuna yönelik işler. Çalışanlar tabii ki şirket ortamlarında uzaktalar. Şirketin yarattığı o iletişim kültüründen, yaşam kültüründen uzaktalar. Bu anlamda şirketin kendilerine sağladığı bazı artı değerlerden de faydalanamıyorlar. Yani insanların kafalarında, çalışanların kafalarında ben nerede çalışıyordum? Yani bu şirket gerçekten benim değerlerimle gerçekten uyuşan bir şirket mi gibi bu tarz sorular, bu sorgulamalar yaşanabiliyor. Şirket kültürü gerçekten yaşayan ve yaşatılan, içinde yaşanan bir olgu. Bunu uzaktan hissedebilmek tam anlamıyla bu anlamda çok mümkün de olamayabiliyor. Çalışan tarafından da gene en son söyleyeceğim bir kısa bir değerlendirme eklemek gerekirse, yani en büyük stres kaynaklarından bir tanesi iş güvenliği. Yani iş sağlığı güvenliği anlamında bir iş güvenliği değil, yani işini kaybetme korkusu gibi bir iş güvenliği konusu. Yani bana gerçekten ihtiyaç var mı ya da yaptığım iş organizasyon için gerçekten değerli bir iş mi? Ben takdir ediliyor muyum gibi sorular, korkular ve çekinceler çalışanlarda büyük stres yaratan önemli etkenlerden bir tanesi içinden geçtim bu dönemde. Ki etrafında çalışanlar korkuları besleyecek anlamda örnekler de gördükçe bunlarla ilgili performans kayıpları da yaşamaları çok mümkün. İstenen düzeyde iş çıkartmak konusunda da zorlanabilirler diye değerlendiriyorum. Benim en tepede gördüğüm riskler ve karşı karşıya olduğum, etraftan da duyduğum, yaptığımız çalışmalar sırasında da bol bol karşılaştığımız konular olarak bunlar öne çıkıyor Cem. Teşekkürler Murat. Ben de seni dinlerken tespitlerinden notlar almaya çalıştım. Birkaç ufak işte ekleme yorumda bulunmak istiyorum. Mesela bu işe alım süreci gerçekten çok hassas ve orada eski alışkanlıklar özellikle çevrim içi yapıldığında çok gündemde olmayabiliyor. Adayların bazen kendilerini işte vücut dillerini tam istedikleri gibi kullanamama, ifade edememe, kendilerini gösterememe kaygı ve zorluklarını yaşadıklarını gördüğümüz gibi bazı şeyleri maskeleme şansları da oluyor. Yani bu iki şekilde de işleyebiliyor. Artı sonuçta çalışan deneyimin bir parçası da aslında o ofisler. Yani birlikte iş yaptığımız ya da fabrikalar, fiziki ortamlar. Bu ortamları hissedemeden aslında bir şirkete başvurma. Çünkü yarın öbür gün özellikle fiilen full fiziki ortamda çalışma ya da en azından hibrite geçilecekse bu şirketi tam hissedemeden başvuruda bulunuyor. Bunun dışında işte mülakatlarda, görüşmelerde kopya çekenden ki bu ta öğrencilerden başladı. Evet. Çalışanlarda da var. Tutalım da işte ne bileyim siber güvenlik kaygılarına, işte kişisel veriler açısından görüntümüzü sonuçta paylaşıyoruz. Birçok kişisel bilgiyi
online ortamda aktarmış oluyoruz. Yani birebir bir ofis ortamında yapılan mülakatın çok daha ötesinde bir anda sanal alemde her şeyimiz ekspoze oluyor. Yani o, bu açılardan bakınca bir dolu burada yeni pencere açılıyor risk perspektifinden. Ben sana şeyde çok güzel bir yorum yaptım. Bu iş disiplini konusu çok tartışılıyor. Tabii ki bazı insanlar sanalla beraber, uzaktan çalışmayla beraber iş disiplini daha kötüye, bir kısmı da daha iyiye gitti. Ama genel çoğunluğa baktığımızda o öz disiplin kişide varsa ortamdan, şirketten, sektörden, yöneticisinden, şundan bundan ne kadar hepsinden bağımsız. Yani hepsinden bağımsız onu yine koruyabiliyor. Bir de tabii performans yönetimi. Yani ben kendimi gösterebiliyor muyum? Hakkaniyetli bir şekilde ölçülebiliyor muyum? O kaygıları son dönemlerde evet çok fazla arttı. O aidiyet, o markanın bir parçası olmak konusu zaten yeni jenerasyonlarla beraber, Y kuşağı, Z kuşağı ile beraber biraz daha böyle kırılgan bir hatta fay hattına dönüşmüştü. Şimdi oradaki kırılganlık temas edilmemeyle beraber senin de belirttiğin şekilde daha da arttı. Peki buradan hareketle ikinci sorumuza istiyorsan geçelim. Tabii ki. Yani bu riskleri bizler konuşuyoruz, insan kaynakları profesyonelleri konuşuyorlar ama yani onlarda durmuyorlar. Bir artık hepsine karşı aksiyon, tedbirler mutlaka alıyorlar. Sence insan kaynakları fonksiyonları, İK direktörleri, Chief HR Officer'lar dediğimiz yöneticiler, CEO'lar bu riskleri yönetmek adına ne tür aksiyonlar almalılar? Hı hı. Yeni dönünce gene buna da cevap vereyim. Çok daha iyi değerlendirecek olan bahsettiğin anlamda profesyoneller vardır ama kendi perspektifinden risk bakış açısıyla cevap vermeye çalışacağım. Aslında önceki soru sırasında da az da olsa değinmeye de çalıştım. Bu cevaplar birazcık da o anlattıklarım da içerisinde de biraz ufak ufak notalarını da vermeye de çalıştım. Bence öncelikle şirketlerin farkındalığı yükselmeli. Yani farkındalık derken de içinden geçilen durumun farkındalığı, organizasyonel farkındalık, çalışanların mevcut durumunun farkındalığı gibi üç tane farklı başlık altında bu farkındalığı arttırmak gerekiyor. Yani kısacası aslında oturup bir düşünmemiz lazım. Burada bir durup düşünmek gerekiyor. Eskiden kullandığımız çözümler bugünün sorunlarını çözmek için aslında tam anlamıyla yeterli değil. Yani bir adım fazlasını yapmak gerekiyor. Daha fazlasını yapmamızın gerektiği bir dönem içerisinden geçiyoruz. Bu dönemde görüyoruz ki aslında çalışanların iş ve özel yaşamları olması gerekenden fazla olacak şekilde iç içe geçti. Bir yere kadar kabul etmek mümkün bu dengesizliği ama bence birçok örnekte bu sınır aşılmış da durumda. Burada bunu minimuma indirecek şekilde çalışanları nefes aldıracak çözümler sağlamak gerekiyor. Yöneticilerin ekiplere olması gerekenden fazla iş yükü verip vermediğinin anlaşılabilmesi ve çalışanların bu anlamdaki değerlendirmelerin de alınabilmesi, onların da sesinin duyulabilmesi bence oldukça kritik bir viraj. Bu paralelde çalışanların nabzını tutmak bence önemli bir konu, böyle olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte çalışanlar nasıl hissediyor? Nelerden memnunlar? Organizasyondan ne istiyorlar? Sormak, anlamak, dinlemek gerekiyor bence. Yakın zamanda okuduğum bir makalede şöyle diyordu. Şu anda, yani pandemi dönemini kastederek, şu anda anket yapmanın tam sırası. Çünkü çalışanların en çok öğrenmek ve diğer yandan da duyulmak istedikleri bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten duyuluyor muyum? Profesyonel anlamda gelişebilecek miyim? Performansım görülüyor mu? Yani hep bir merak içerisinde çalışanlar. Düşüncelerin değerlendirmeyi iletmeyi en çok istedikleri zamanların içerisinde yaşıyorlar. Bu nabzı tutabilmek için de insan kaynakları ekipleri için bence en doğru günlerin içerisindeyiz bana kalırsa. Diğer yandan uzaktan çalışmanın getirdiği olumsuz bir ortamla karşılaşan çalışanlar bu bahsedilen anketlere belki hani olduğundan daha kötü notlar vermek işte ya da beklenmeyen cevaplar vermek gibi durumlarla da karşılaşabilir insan kaynakları departmanı. Ancak bunu bence anlayışla karşılamak lazım ve kök nedene gelmek gerekiyor burada. Bizim özellikle risk danışmanlığı ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda da izlemiş olduğu bir yöntem bu. Kök nedene inmek, kök neden analizi yapmak. Burada da bunun paralelinde bir şeyden bahsediyorum, yaklaşımdan bahsediyorum. Biz bir olumsuzlukla karşılaşınca bunu doğrudan dümdüz raporlamak yerine bu sorunun ortaya çıkmasının ne neden oldu? Asıl neden nedir diye bir kök neden analizi yaparız. Bu gibi anketlerde de gelen bu tarz cevaplar olması durumunda buna bu konuda böyle bakmak faydalı olur diye düşünüyorum. Bunlar nasıl cevaplar, yani niye böyle yanıtlar aldık gibi düşünmekten öteye giderek bu cevaplara ne yol açtı, neyi yanlış yaptık acaba bir şekilde kendine bu aynaya da tutması gerekir diye düşünüyorum ben organizasyonların.
Önceki soru paralelinde performans ölçümleri konusu önemli. Sen de bahsettin az önce Cem. Çalışanlarla daha sık bir araya gelmek, performans geri bildirimlerini zamanda verebilmek. Yani sadece periyodik anlamda işte senede bir kere ya da senede iki kere bir araya gelerek değil, performans bildirimlerini doğru zamanda verebilmek. Burada ve iş birimi ve insan kaynakları birimi ortaklığında etkin bir performans yönetimi süreci kurgulamak ve uygulamak kritik adımlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Yine önceki bölümde bahsettiğim zaman yönetimi konusunda da konuyu bir kart basma sistematiği benzeri bir işleyişten çıkartmak gerekiyor bence. Yani çalışanlar kendilerine verilen görevleri yapıyorlar mı? İşleri konusunda disiplinler mi? Yani bir adım ötesine gitmek için, mevcudun ilerisine gitmek için bir çaba gösteriyorlar mı? Bunları anlamak lazım. Bu da ancak iletişimle oluyor. Yoksa işte sabah 8'de bilgisayarını açtı, akşam 18'de bilgisayarını kapattı. Yani bu bilgisayarın başında duruyor olması onun bu bilgisayarın başındaki zamanını gerçekten şirket için harcadığı anlamına gelmiyor. Kullandığı zamanı ne kadar etkin ve ne kadar ondan beklenen şekilde ve kapsamda kullanıyor, bizim bunlara odaklanmamız gerekiyor. İnsan kaynakları birimleri de bence bu tarafa bir odağını kaydırmalı diye düşünüyorum. Bir de şirket aidiyetinden bahsetmiştik yine en başta iki sorunun cevaplarından biri olarak. Burada da bir risk var tabii. Buradaki aidiyeti arttırabilmek adına şirketlerin çalışanlarına işte uzakta da olsa gene beraberiz, birlikteyiz, bir organizasyonuz, hepimiz aynı organizmanın bir parçasıyız mesajını verebilmesi önemli. Bu anlamda çevrim içi de olsa bir araya gelinebilecek organizasyonlar yapmak, çalışanlara şirket logolu materyaller iletmek, yani doğrudan çalışan dönüp buna bakıp nerede çalıştığını hatırlasınlar diye değil ama bu sonuçta çalışanlara bir aidiyet duygusu da yaratıyor. İyi hissettirecek aktiviteler düzenlemek. Ufak hediyelerle hatırlatmak, şirketi hatırlatabilecek şeyi, ortamları yaratabilmek, yönetim mesajlarını alabilecekleri bilgilendirme toplantıları yapmak, en önemlisi kendilerini ilgilendirecek olan kararlarda mümkün olan en hızlı ve en doğru şekilde onları haberdar edebilecek bu organizasyonları, bu bilgilendirmeleri yapabilmek bence en önde gelen aksiyonlardan diye düşünüyorum. Biraz Murat sanki risk yönetiminin genel kanvasına baktığımızda insan kaynakları ve yetenekle ilgili risklerin ağırlığının arttığını biraz daha artık odağın buraya kaydığını da söyleyebiliriz değil mi? Yani çünkü sen hani konu uzmanısın, yıllardır hani şirketlere gittiğimizde biz hep şuna gördük, yani finansal riskler, evet. Yok efendim daha çok işte satın alma tarafındaki hani suistimalin ya da hatanın işte olma olasılığı daha yüksek olduğu, mimlenmiş diyebileceğimiz. Aynen. Bu tarafı hani yasaya dokunan riskler, işte yetki onay mekanizmaları ama zaman içerisinde bu itibar riskinin, markaya dokunan riskinin artması, işveren markası olarak biraz daha şirketlerin göz önünde olması, sosyal medyayla beraber bu teknolojiye beraber artık ve çalışanın yükselen değeri, çalışan deneyiminin önemiyle beraber artık insan odaklı risklerin de daha fazla konuşulduğu bir döneme sanki dedik. Pandemi de buna böyle tuz biber oldu gibi. Artık buna yani böyle gözümüzü kapatıp eskisi gibi davranamayız şirket olarak değil mi? Sizin de karşınıza çıkıyordu illaki projelerde. Aynen öyle. Yani. Tabii ki. Yani işimiz zaten insanla aslında. Ya. İstediği kadar süreç olsun, istediği kadar süreç üzerinden bir şeylere bakalım. İstediğimiz kadar sistemlere bakalım. İstediğimiz kadar otomatize edilmiş kontrollere, risklere bakalım. Buralarda insanı göz ardı etmek mümkün değil. İnsan her zaman işin içerisinde. Sonuçta bu sistemleri kurgulayanlar da insanlar. O organizasyonun içerisinde bu sistemleri yaşatanlar da insanlar. O yüzden bunu gerçekten yönetimlerin, organizasyonların beklediği şekilde yapabilecek şekilde kişilerin, çalışanların organizasyonun içerisinde olması gerekiyor. Bu anlamda yetenek yönetimi çok önemli. Doğru yeteneği içeride tutabilmek için de performans yönetimi çok önemli. Yoksa performans yönetimini, işte bunun paralelinde de kariyer yönetimi doğru yapmadığınız zaman bu yeteneği elde tutmak da çok mümkün olmuyor zaten. Çok aşikar bir sonucu olarak bu yetenekler farklı yerlere gidiyorlar. Farklı yerlerde çalışmayı tercih ediyorlar. O bakımdan insan kesinlikle şirketlerin bu dönemde odağının en fazla odağının çevireceği yer olarak düşünüyorum ben de. Bir de şimdi senin bahsettiğin bu çalışana nefes aldırma vurgusu çok önemli. Evet. Çünkü bu pandemi ilk çıktığında refleks gösterdi şirketler. Yani bir yandan işte yasal kısmı var. Sağlıkla ilgili, çalışan sağlığıyla ilgili, çalışanların aileleri, sevdikleriyle ilgili riskler var.
Yani klasik İSG çerçevesinden çıktığımız bambaşka bir total zindelik kavramı hayatımıza girdi. Artı iş sürekliliği, işte müşterilerimizi kaybetmeyelim, finansallarımızı koruyalım falan derken böyle bir keşmekeşin içerisinde buldu şirketler kendini. Ama artık zaman geçti ve o bahsettiğin çalışanların sesini duymak, dinlemek ve ona göre aksiyon almak tavsiyen çok değerli. Bir de hani ilk başlarda elimizde yeteri kadar veri yoktu. Ne hissediyorsun diye çalışana sorduğumuzda ya da işler nasıl gidiyor diye şirket yönetimine sorduğumuzda hiçbirimizin cevapları hiçbir konuda net değildi. Yaşıyorduk, görüyorduk. Hani kapanıyorsun, açılıyorsun, iş bir yukarı gidiyor, bir aşağı doğru gidiyor, vaka sayıları değişiyor sürekli. Şimdi o dalgalanmaları yaşasak bile en azından ne tür dalgalanmalar olduğunu ve onun sonunda nasıl tedbir alınıp alınmayacağını dahi az çok öngörebiliyoruz. Biraz daha bu konuda değil mi şeyimiz, pratiğimiz arttı. Evet, kesinlikle. Yani bunlar hepsi tecrübe tabii ki. Yani zamanla gelişen şeyler oldu. Hepimiz bazı şeyleri yolda öğrendik. Organizasyonlar da bazı şeyleri yolda öğrendi. Deneme yanılma da oldu tabii ki. Çünkü birçok organizasyonun hiç tecrübe etmediği bir konuydu bu. Dünyanın tecrübe etmediği bir şeydi belki. Modern dünyanın diyelim. O yüzden bunlarla baş edebilecek araçları da yavaş yavaş bir şekilde oturtmaya başladı organizasyonlarda. Bakımdan katılıyorum. Sen konuşmamızın başında şöyle bir şey dedin Murat. Yani risk aslında içinde fırsat kelimesini de barındırıyor. Yeah. Yani düşündüğümüzde bu olumsuz vurgu yapmayalım, olumlu kısmı da var. Tabii. Madem öyle diyorsun. Peki bu süreçte yani artık yeni normal mi dersin ismine, pandemi yeah. sonrasını mı dersin, artık post-truth mu deriz, ne deriz bilmiyorum. Bir sürü isim kullanılıyor. Bu evet. süreçte bu sürecin devamında ne gibi fırsatlar bizi bekliyor şirketleri ve çalışanları? Evet, yani insan kaynakları organizasyonları tarafından da bir düşünmek lazım. Ben o bakımdan da cevap vermeye çalışayım. Şimdi ben özellikle insan kaynakları yöneticilerin bu dönemde organizasyonun içerisindeki öneminin de arttığını düşünüyorum. Pandemiyle ilgili riskleri anlatabilmek ve yönetimi aksiyon alabilmeye sevk edebilmek adına da gerek bilgilendirmelerle gerekse yönlendirebilme araçlarıyla beraber daha çok seslerinin duyuldu ve bence halihazırda da duyulduğu da bir dönemin içerisindeyiz. Duyulacağı ve duyulduğu bir dönemin içerisindeyiz. Hepimiz biliyoruz aslında bu kriz içinden geçilen dönem normal bir dönem değil. Ama tamamen eskiden yaşadığımız şekilde tekrar geri dönebileceğimizi düşünmek de çok zor. O bakımdan bu duruma ya da bu durumun etkilerini yaşayacağımız sonraki dönemlere göre yaklaşımları oluşturmak, daha sonra karşı karşıya kalabileceğimiz, kalmamız olası olan risklerle ilgili de hazırlıklı olmamız organizasyonlar adına görevimiz. Deloitte'un Global İnsan Kaynakları Trendleri 2021 raporunda yer verdiği bir konu var. Burada diyor ki şirketlerin iyileşmeden gelişmeye geçişi merkezlerinde insan olması, yani odağını insanı almasıyla ancak mümkün diyor. Yani odağı insanı almadan gelişmek mümkün değil. Bir şekilde iyileşebilirsiniz ama gelişme konusunda insana odağı almak durumdasınız. Raporu incelerse değerli katılımcılarımız ya da incelemişlerse burada vurgu yapılan konulardan bir tanesi de işte makineler çağında bile bunu yapmak zorundasınız diyor rapor. Yani bu cümle bence oldukça kritik. Yani insanı işin içerisinden dışarısında düşünmek mümkün değil. Yani illa işin içerisinde insan var ve buna göre aksiyon almak gerekiyor. İnsan bu resim dışında yer alamaz kısacası. Bu bağlamda insan kaynakları da bu süreçlerin içerisinde her daim olmalı ve bu anlamda katkıyı da sağlamalı organizasyonların içerisine. Yani insan kaynakları birimi zaten adı üzerinde doğrudan insanla ilişki içerisinde olan bir fonksiyondan bahsediyoruz. O yüzden bir kriz olduğunda, işler yolunda gitmediğinde ya da şirketle ilgili bir gelişme olduğunda çalışanlar kendi müdürleri, işte yöneticileriyle konuşmakla ve bilgi almaya çalışmakla beraber diğer yandan insan kaynaklarından da bir ses duymak istiyorlar. Bu anlamda da insan kaynakları öne çıkıp ekstra adımı atıp sorumluluk alırsa çalışanların güveni de kazanır. Organizasyona olan inanç da bu anlamda pekişir diye düşünüyorum ben. Tabii benim kısaca kapanış için söylemek istediğim ufak bir notum da var. Eğer müsaade ederseniz kapanışı öncesinde sizin de sözleriniz olacak eminim. Doğrudan insan kaynakları süreci özelinde olmayacak ama hani diğer yandan da aslında özü itibariyle insanla alakalı bu. Hani içinden geçtiğimiz bu dönem şey değil. Yani böyle bir normal bir dönem içerisinden geçmiyoruz. Hani burada tabii ki çok fazla risk var ve bunlarla beraber karşı karşıya kaldığımız riskleri doğru yönetirsek farklı fırsatlar da var organizasyonlar için ama çalışanlar tarafından baktığımızda, hani onların tarafından da bakıyor olmak gerekir. Hepimiz aynı zamanda bir çalışanız da. Kötü hissedebiliriz aslında. Yani kötü hissetmekle ilgili herhangi bir problem yok. Ya da moralin bozuk olması ayıklanacak bir durum değil aslında çalışanlar için. Ki
içinden geçtiğimiz dönem için bu şartları düşündüğümüz zaman hiç böyle bir şey zaten şey değil. Toz pembe bir dünyada yaşamıyoruz aslında. O yüzden de yani hislerimizi anlayabilmek, bunlarla yüzleşebilmek bence önemli olan. Her daim en yüksek moralde, en yüksek pozitiflikte ve en iyi halimizde, en yüksek performansta çalışamıyoruz. Bu çok da gerçekçi değil bu anlamda. İyiye doğru yol almak için, yani iyileşme durumundan, bu raporda da bahsedildiği bir gelişme durumuna geçebilmek için ben farkındalık şart diye düşünüyorum. Burada önemli bir fırsat var bence. Bu farkındalığı yaratan organizasyonlar, insan kaynakları birimleri gene özelinde, bu farkındalığı yaratan organizasyonlar ve insan kaynakları birimleri bence buradaki o şeyi, fırsatı yakalayacaklar diye düşünüyorum. Bu bahsettiğim pozitiflik mevzusundan hareketle çok yakın zamanda okuduğum bir yazı vardı. Oradan da ufak bir alıntı yapmak istiyorum. Saygıdeğer hocamız Şengül Hablemitoğlu'nun bir ufak bir sözü var. Bu şeyle karşılaşabiliyoruz. Bir toksik pozitiflik olabiliyor. Yani içinde olduğumuz süreçte de bu aslında bu karşılaştığımız zorlukları ikincilleştiriyor diyor. Şimdi içinden geçtiğimiz günlerde iyi hissetmiyorsak, kaygılıysak, güvende hissetmiyorsak bu doğal aslında. Hani olumlu hissetme beklentisi ve hedefi gerçekçi olmayan bir dayatma olarak aslında insanlara karşısına çıkmamalı bu anlamda. Naçizane bence gerek kişisel gerekse de organizasyonlar olarak durumumuzun iyisiyle kötüsüyle farkında olmak ve iyiye gitmenin yollarını aramak en doğru yaklaşım olacak diye düşünüyorum buradaki fırsatları yakalamak adına. Kesinlikle Murat ve buradan şuraya da tabii bağlayabiliriz. Şimdi konu risk yönetimi olunca her şeyin bir sigortası, tedbiri, önlemi var mı? Bize çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Hayatta her şeyi tahmin edemiyoruz. Tahmin ettiğimiz her şeyin tedbirini, önlemini alamıyoruz. Alsak bile bizim dışımızdaki etkenlerin, oyuncuların kararlarına ve aksiyonlarına müdahale edemiyoruz. Ama bu bizi tabii ki hazır olalım, ondan sonra nasıl diyeyim, tedbirimizi alalım, senaryolar düşünelim, bunları ölçelim, takip edelim, aksiyonlarımızı belirleyelim konusunda geriye götürmemeli, geri adım attırmamalı. Yani yeni bir yetkinlik olarak ve davranış tarzı olarak ne kadar proaktif olursak olalım, bunun yanına diyoruz ki biz insan kaynakları bakışıyla yeni bir yetkinlik de aslında yaratıcı olmak. Yani hangi alanında işin olursanız olun, yaratıcı insanları ekibinize katın, ekibinizdeki insanları daha yaratıcı hale getirin. Çünkü risklerle, problemlerle, sorunlarla, tehditlerle baş etmenin yolu da yaratıcılık. Çünkü bir tane sorun varsa 1000 tane olması bile bir sürü de çözüm var. Kesinlikle. Senin olumlamana böyle de bir katkıda bulunuyor. Evet, çok çok güzel bir katkı oldu. Gayet de tamamlayıcı oldu bence. Sağ ol Murat. Evet değerli izleyicilerimiz, Diyot İşin Geleceği sohbetlerinde bugünkü konuğum ve Diyot Risk Danışmanlığı direktörlerimizden sevgili Murat Günaydın'dı. Kendisi bize insan kaynakları fonksiyonlarını bekleyen yeni riskleri, bunlara karşı alınabilecek önlemleri anlattı ve bununla beraber hem trendleri hem kişisel görüşlerini hem deneyimlerini paylaşmış oldu. Ben Murat'a çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki Diyot İşin Geleceği sohbetinde buluşmak üzere, hepinize hoşça kalın diyorum.